Arkadaşlar selamlar. Ales sınavımız var biliyorsunuz. Çok önemli bir uyarıda bulunacağım. Yani Ales puanı bana şart diyen arkadaşlarım sonuna kadar dinlesinler. Şimdi standart sapma diye bir gerçek var. Bu sınav standart sapmanın en çok hissedildiği sınav. KPSS sınavına girecek, DGS sınavına girecek birçok arkadaş sadece kendi denemek için bu sınava giriyor. Ve o arkadaşları da yüksek netler yaptığı için arkadaşlar Ales 1'de inanılmaz standart sapma oluyor. Bu ne demektir? Örnek veriyorum Ales 2'de 30 soruyla... 70 puan alabiliyorsanız burada arkadaşlar 35 soruyla 70 puan alabiliyorsunuz. Standart sapma çok önemli bir şey. Özellikle KPS ve DGS'de iddialı olan arkadaşlar bu sınava kesinlikle katılıyorlar. O yüzden sizin bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yapmanız gereken olay şu kendi branşınızın dışındaki diğer branştan da maksimum sayıda soru işaretlemeniz gerekiyor. Şimdi standart sapma olan bir aralık var. Buraları çok iyi açmanız lazım arkadaşlar. Sınavda hissetmeniz lazım. Örnek veriyorum. Baktınız buna uğraşan birisi 35 net yapar. Siz 35'i geçtikten sonra iyi puanlar alacaksınız. O yüzden sayısalcıysanız Türkçeden ya da sözelciyseniz matematikten muhakkak ki soru işaretleyin. Yani herkesin yapacağından birazcık fazla yapmanız lazım arkadaşlar. Alespir kurtlar sofrasıdır. Tamam mı? Buna dikkat edin. İkincisi arkadaşlar bu yapay zeka muhabbetlerinden ve ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı güncellemelerden dolayı soruların hikayeleri ve anlaşılması ilk bakışta güç olabiliyor. Daha sonra dikkatli okuduğunuz zaman görebiliyorsunuz. Lütfen bu ÖSYM dinlene dikkat edin. Yani soruların algısına kapılmayın. Ve şunu özellikle tavsiye ederim ki hani e, ilk başta zor gördünüz hemen atlayın. Daha sonra tekrar bakın arkadaşlar. Ve problemlerde kendinizi boğmayın. Yani e, mesela ilk 16 soruda işte 13 tane işaretlediniz değil mi? E, o 2-3 tane sağlam sorusunu biraz daha sonra bırakabilirsiniz. Yine problemleri çözdünüz. Biraz atlayıp sayısal mantık yapıp ondan sonra geometri yapıp böyle dönebilirsiniz. Yani herhangi bir alanda kendinizi sıkmamanızı muhakkak ki öneririm arkadaşlar. Ee, bir başka olay da e, bizim yani e, diğer sınavlarımızdan alacak arkadaşlar bizim çalışmalarımızdan haberi yok. Arkadaşlar biz her ales döneminde düzenli içerik yöneten bir YouTube kanalıyız. Ve aynı zamanda ders.com online eğitim sisteminde de ÖSYM üzerinden e, birçok kampım var. Ve e, bu konuda birçok kitabım var. Diğer sınavlar içinde Yektumat yasinkara e, Yasin Kara YouTube hocam yazarsanız e, kaynaklarıma ya da Yektumat ile Ders.com yazarsanız kamplarımı e, kamplarıma ulaşabilirsiniz. Yani eğer bu sınava hocam iddiam yok kendimi görmek için giriyorum ama ben Alice Kade hazırlanacağım diyorsanız bizimle çok rahat bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Yani i̇ki tane olayımız var. Bir kitaplarımız iki online kamplarımız arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar merakla bekliyoruz ee, ama dediğim gibi ales puanı ihtiyacı olan arkadaşlar için ales 1 gerçekten çok zor ee, keşke burada ayrıyeten bir buton olsa ales puanımı kullanmayacağım kendimi denemek için giriyorum diye bir buton olsa da e, bu yığılımlar ve stand sapmalar olmasa çünkü bu stand sapmaların ne olduğunu ancak sınavdan sonra anlayabiliyorsunuz birçok arkadaş da bunun farkında değil eskisi gibi zannediyor İşte eski alesler gibi zannediyor. Ee, ama eski Alistair gibi olmuyor artık arkadaşlar. Ee, sistem değişti. Sorular çok kolay olursa 40 soru e, işaretleseniz bile e, 70 puan alamayabiliyorsunuz. Yani biz bunları gördük yani. 43 netli adam 70'i çok zor aldığı da oldu. Ama 30 puan netle de 70 aldı oldu. İşte bu da ne? Standart sapmanın bir gerçeğidir. Bu standart sapmayı bilirseniz rahat edersiniz. Bilmezseniz arkadaşlar dümdüz girersiniz. Sınavdan sonra da dümdüz çıkarsınız. Hiçbir faydasını da e, görmezsiniz. Ee, o yüzden maksimum sayıda işaretleme yapmaya çalışın. En büyük hedefiniz bu olsun. Ve birçok arkadaşı uyarıyorum. Sınavdan çıkıyor. Bir bakıyor çok işlem hatası yapmışım. Yapmamaya çalışın. Soruları arkadaşlar defalarca tekrar etmemeye çalışın. Yani örnek veriyorum bitiyor. Diyor ki ben diyor şu şu, şu soruları kontrol edeyim. Her soruyu bir dakikadan fazla kontrol etsen. Bir dakika kontrol etsen. 30 soru 30 dakika yapıyor yani. Bu da inanılmaz bir süre. Bu da böyle ruh hastalığı gibi gelişmiş artık yani. O yüzden hani bunlara da alışmanız gerekiyor. Yani e, yapacaksın, işaretleyeceksin, dikkat hatası yapmayacaksın. O soruyu çözerken başka bir şey düşünmeyeceksin. Onun da e, çaresi bu. E, her ales döneminde arkadaşlar birçok içeriği ürettiğimiz için yine bu ales döneminde de ben elimden geldiği kadar YouTube'da paylaşım yaptım. Ama yani yapmasam da çok rahat olurdu. E, zaten alesten birçok arkadaşımız istediği puanları çok şükür kanalımız, kamplarımız, kitaplarımız sayesinde ulaşıyor. Ben şimdiden e, herkese başarılar diliyorum. Operasyonunuz hayırlı olsun.